Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması nefis bir üçgen börek tarifi paylaşmak istiyorum. Böreğimiz el açması fakat zor bir el açması değil. Rahatlık ile yapabileceğiniz güzel bir açma börek tarifi. Üçgen börek hazırlayacağız arkadaşlar. İçi kat kat, dışı çıtır çıtır. Nefis bir börek olacak. İstediğiniz iç harcı ile de yapabileceğiniz güzel bir börek tarifi. Böreğimiz için yoğurma kabına ilk önce sıvı malzemelerimizi koyalım. Bunun için 1 su bardağı ılık süt ve 2 su bardağı ılık su kullanıyorum. 1 tane tam yumurta ve 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Elma sirkesi kullanıyorum. Elma, üzüm fark etmez. Hangisi var ise kullanabilirsiniz. Bunları karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Ve bunları da karıştırıyorum. Bardak ölçüsü olarak 200 mm bardak ölçüsü kullanıyorum. Ve yine aynı ölçüde unu da aynı bardak ölçüsüyle hazırlıyorum. 200 mm'lik. Şimdi 1 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Beni sürekli takip edenler bilir. Mayalı hamurlarda tuz ve mayayı birleştirmiyorum. Şimdi 2 su bardağı unu ekledim ve artık elim ile yoğurmaya başlıyorum. Unu lütfen kontrollü bir şekilde azar azar ekleyin. Bu aşamaya kadar 7 su bardağı un kullandım. Ve artık hamurumu güzelce özleşinceye kadar yoğuruyorum. Böyle elimize yapışan bir hamur olması gerekiyor. Elimize yapışmayan kıvama gelinceye kadar un eklersek rahat açamayız. Sert bir hamur olur. Hamuru güzelce özleşinceye kadar yoğurdum. Şimdi artık tezgahıma hamuru çıkartacağım. Elimde kalan bakın hamur parçaları oluyor. Bunları rahat elimi çıkarabilmek için 1 yemek kaşığı yağ koyuyorum. Ve yağ ile rahatlık ile elimi bırakıyor ve hamur toparlanıyor. Tezgaha un serpiyorum. Ve hamuru çıkartıyorum. Tezgahta tekrar toparlıyorum. Hiç bekletmiyoruz. Direkt yoğurduktan sonra tezgaha alıp artık bezeler hazırlıyoruz hamurumuzdan. Tekrar bir tezgahta yoğurup toparladım. Toplamda hamuru 20 eşit parçaya bölüyorum. 20 tane beze hazırlıyorum. Yine elimi hafif unlayarak yuvarlıyorum. Bir tepsiye tabanına un serpiyorum. Ve hazırlamış olduğum bu bezeleri un serpmiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Bezelerin hepsini hazırladım. İki ayrı kaba koydum. 20 tane beze yaptım. Yoğurmuş olduğum hamurdan. Şimdi tepsiyi bir poşete geçiriyorum. Hava almaması için güzelce kapattım. Bu şekilde 20 dakika
hazırlamış olduğum bezeleri dinlendiriyorum. Böreğin iç harcı için peynir kullanacağım. Burada 300 gram peynir var. Yarısı, bakın ya, hatta yarısından fazlası ev yapımı peynir ve biraz da yağlı beyaz peynir koydum içine. Toplamda 300 gram. Çatal ile eziyorum. İstediğiniz harç ile hazırlayabilirsiniz. Peyniri çatalla ezdim. Şimdi içine bir tutam maydanozu ince doğrayarak ekliyorum. Maydanoz ile birlikte dereotu da kullanabilirsiniz. Dereotu da çok yakışır. Maydanozu güzelce peynire yediriyorum. Böreğimizin iç harcı hazır. Böreğin ara katlarını yağlamak için 200 gram tereyağı sos tavasına koydum ve eritiyorum. Tereyağını erittim. Üzerine 1 su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. 200 gram tereyağına 1 su bardağı yağ yeterli geliyor. İç harcımız ve arasına sürmek için olan yağımız hazır. Artık böreğimizi açmaya başlayabiliriz. Dinlendirmiş olduğum bezelerden bir tanesini alıyorum. İlk yapmış olduğum bezelerden. Altına ve üzerine un serpiyorum. Elim ile bastırarak inceltiyorum. Oklava ile açmaya başlıyorum. Açabildiğimiz kadar ince hamurumuzu açıyoruz, yufkamızı. Arada gerektiğinde un serperek açma işlemine devam edelim. Bakın, hamuru açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Bu hamuru açarken nişasta kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi iki karıştan daha fazla genişliğinde açtım. Şimdi üzerini eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile yağlıyorum. Fırça ile yağın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Diğer ucundan tutup tam ortadan ikiye katlıyorum. Ve D şekli veriyorum. Şimdi bu katmana da tekrar yağ sürüyorum. Bu sefer diğer yuvarlak ucundan tutup katlıyorum. Şuradaki bir fazla kısmı içine alıyorum. Sadece bir parmak kalınlığında, düzgün olması için. Şimdi tekrar buradaki yağsız olan kısma fırça ile yağ sürüyorum. Hazırlamış olduğum peynirli maydanozlu harçtan kenarına koyuyorum. Bol kullanıyorum. Bol malzemeli daha lezzetli oluyor. Şöyle üçgen kapatıyorum. Tekrar kapatıyorum. Üçgen katlayarak böreğimi tamamlıyorum. Kısmı da üzerine kapatıp ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir böreğimiz oldu. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye börekleri yerleştirdim. Şöyle hafif üzerine bastırıyorum. Yüksek ve kalın bayağı çünkü. Büyük büyük böyle dolgun dolgun böreklerimiz oluyor. Böreklerin hepsini açıp şeklini verdim. Şimdi üzeri için olan iki tane yumurta sarısı var. Buna bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum. İki fırın tepsisi börek oldu. Onarlı grup olarak iki tepsiye paylaştırdım. Şimdi yağı koyduktan sonra güzelce çırpıyorum ve böreklerin üzerine sürüyorum. Bu böreği hazırladıktan sonra çiğ olarak saklama kaplarında derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Çıkarıp üzerine yumurta sarısı sürüp pişirebilirsiniz.
Veya pişirdikten sonra yine aynı şekilde kaplara koyup derin dondurucunuza koyabilirsiniz. Çıkarttığınızda ısıtıp afiyetle yiyebilirsiniz. Böreklerin üzerine susam serpiyorum. Kavrulmuş susam, normal olandan da kullanabilirsiniz. Biraz da çörek otu serpiyorum. Ve önceden ısınmış 180 derece fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar börekleri pişiriyorum. El açması, nuska böreklerimiz fırından çıktı. Bakın nar gibi kızardılar. Çok güzel görünüyorlar. Şöyle altı, üzeri çok güzel kızarmış. Şimdi artık servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Çok aşırı kabarmadılar. Zaten büyük böreklerdi. Daha küçük istiyorsanız bezelerinizi daha küçük tutabilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık böreklerimiz, bakın, afiyetle yemeğe hazır. İçinin her katı ayrılıyor. Dışı da pul pul dökülüyor. Çok güzel kıvamı. El açması şahane bir börek oldu. Şöyle içlerini de göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel olduğunu sizler de görün. Bu güzel börekleri yapıp evlerinizde afiyetle sevdikleriniz ile birlikte yiyiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın.